izlenen dizilerde bir milli duygunun, bir milli düşüncenin, bir milli vurgunun olup olmadığını o ülkenin medyasıyla anlaşılır. Evet. O ülkenin dizileriyle Tabii, anlaşılır. Tabi dizisinden, filmlerinden Eğitim politikasıyla anlaşılır. Evet. Biz bugün oturalım, elimize alalım televizyonu. Bu saat alternatif izleyenlerimiz şimdi bizi izlemekten de vazgeçmesinler ama en azından bizden sonra aysınlar televizyonu. Baksınlar, dizilere baksınlar, konularına baksınlar, işleyişine baksınlar. Hani bir söz var ee, çok ironik aslında bir komik bir o kadar da acı bir durum diyor ki dizilerde izlediğim gibi zenginlerin kahvaltısından yapmak istedim İki lokma ağzıma salam attım ve çıktım akşama kadar karnım gurul diyor diye bir espri var. İyi Şimdi, yapmış espiri e, İyi yapmış evet dizilerde zengin aile çocukları, bireyleri gelir böyle mükellef sofra bir kuş sütü eksiktir tabiri caizse. iki lokma hemen atıştırır ve çıkar. Lüks hayat, şatafatlı hayat, lüks arabasına biner ve gider. Televole kültürü. Meşhur bir nesildir bu, bir ifadedir. Televole kültürü diye. Türkiye'de televizyonlar özelleştirmeyi başlandıktan sonra bakın ilk özel televizyonun tarihine bakın. Gelen reality şovlara uyarlanan Türkiye'ye uyarlanan reality şovlara bakın. O dizilerde ilk başta futbolcuların özel hayatıyla ilgili bir şeyler verilirken ondan sonra bu işi işte kim şık, kim rüküş, rüküş kim ne giydi, kim kiminle nerede insanlara ve bunlar ciddi reytingler kırdı evet. hocam. Bunun devamında diziler. Yani evet. biz ekonomi platformları için girmeyelim. Dönem dönem konuştuk. Dönem dönem ücrete mukabil e, video platformlarında, izlenen platformlarda dizilerin ne, ne denli tehlikeli olduğunu ifade ettik. Hele son zamanlarda daha da ay yuka çıktı. Ayrı mesele ama hiç oraya gitmeyelim. Ücretsiz izlediğimiz filmlere bakalım. Akşam yorgun ana haberden sonra e, ayaklarımızı uzatıp ailemizle birlikte izleyebileceğimiz kaç tane dizi var Türkiye medyasında? Şimdi söylediğinizde ben zaman? söylemeyeyim diyorum ama e, uzun süredir biliyorsunuz ben yurt dışındaydım. Evet. E, öyle olunca insanın e, bakışı farklı oluyor, hasretleri farklı oluyor. Belki de ölçümü ve tartımı bile farklı oluyor. Yani siz bazen elinizdeki şeyin kıymetini bilmiyorsunuz. Ama o elinize olmadığında, onu elinize aldığınızda ne kadar kıymetli olduğunu ya fark ediyorsunuz. Ya da yitip gittiğinde... Veya akıp gidiyorsa, o akıp gidenin ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sizi dediğinizde, yani büyük bir e, dikkatle bakıyorum şimdi e, ülkemin ekonomisi, e, kültürel e, durumu, medeniyet bakışı, siyasi konuşlanışı. Bunu merak ediyorum, öğrenmeye çalışıyorum, bilmeyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu dizilerin gerçekten e, özel bir yeri var. Kızı Elma diye bir dizi vardı. Söylemekte hiçbir abes yok. Yani söylemeyeyim diyorum ama kaçıncı bölüm bilmiyorum. 3000, mü, 4 mü, 5 mi? Hoppala bitti. Bitmeden bitirdiler. Kız Elma bir nokta. Şimdi isim vermek istemediğim peşinden başka bir dizi geldi. Peki Kızıl Elma niye o kadar başarılı ve güzel bir şekilde giderken Niye birden bire kapattılar o diziyi? Bunu düşünelim diyorduk. Bir sevda kuşun kanadında diye gayet güzel bir dizi başladı. Bizim Biliyor yaşlarımızdakilerin gençliğini anlatan Amacımız, e Bizim yaşımızdakilerin gençlik döneminde birebir yaşadıklarını gayet güzel anlatan bir filmdi. İlk defa ben böyle bir dizi gördüm. O da bitti. Bitmemesi gereken yerde bitti. Yani belli bir el geldi durdurdu o dizi bitti. Eşkıya diye bizi dizi vardı. Ben e Tam olarak ismini hatırlamıyorum şimdi. Bir şeyler vardı orada. Belli bir el dokundu. Dizinin gidişi değişti. Dizinin gidişinde Amerika'ya İsrail'e e, birileri dokundu. Orada bitti dizi. Şimdi dizinin tamamına bakıyorsunuz. Işte bir mesajı yok. Tabii biz bunu tamamen e, yorum şöyle siyasi bir şey yok. Amacımız, e, İyi de bu tesadüf müdür yani aynı o iki İsrail'in onun yanında bulunması gibi? Tesadüf müdür yani uluslararası petrol şirketlerinin Türkiye'de oturan holding alasının memleketin her şeyine müdahalesine sinirlenen birileri gidip ona sen kimsin ülkemde böyle işleri yapıyorsun dediğinden bir dizi en fazla bir sonra gitti o dizi ve bitti. Ya bir değil iki değil üç değil bakın kızıl elma diyorum sevda okşun kanadında diyorum işte bilmem şu dizi bu dizi kay ben ben fark ettiğim bir iki tane üç tane bunlar belki fark etmediğim görmediğim bir zamanım yok ki onlara bakamıyorum ben bu onları da izleme sebebim yorumlardı ve bir de çalıştığım bir işlerden birindeki bir tesadüfen tesadüfen e, bakmam icap etti öyle zaman ayırdım ve hayretle bir baktım yani çok güzel giden bir dizi daha dördüncü beşinci bölümde bitti yani bir şeyler şu vermeye var ya. çalışanları engelliyor sanki birileri. Bir de şu var hocam. Yani biz beğenmediğimiz Amerika'da, beğenmediğimiz diğer ülkelerde insanlar e, ya da sistem kendi bozuk düzeniyle alay edebiliyor. Mesela bakın e, Hollywood yapımlarına ya da Amerikan evet. dizilerine bakın. Mesela istihbaratta bir iyi insan bir de kötü insan vardır. Pentagons yadalaşması. Gibi. E, kötü. Ciddi zarar veriyor yapıya. Ama bir iyi var, bir sonunda bir iyi, bir var, iyi var ve bir, iyi bir ümit var. Var. Bir iyi var. Bir ümit var vesaire. Evet. Türkiye'yi de uyarlamaya çalıştılar. Birçok diziyle bunu uyarlamaya çalıştılar. İşte bozukları, e, bozuk olmayanları, işte bir çatışma içerisinde nasıl mücadele verdiklerini aynı yapı içerisinde çok tepki çekti mesela bu. bu çünkü Türkiye'nin yapısı, Türkiye'deki halk buna müsait değil. Bu bakış açısı daha kazanmamış durumda. Kazanılmamış durumda. Ama bu durumda. siyah beyaz bakıştan kurtulmamız lazım. Yani yoksa biz araştıramayız. Gerçeği anlayıp bir şeyi araştıramadığınızda onun aslına könüne varma şansınız yok. Yok. Böyle e, düz bakarak düz bakmanız halinde sahi okuma şansınız yok. Çünkü sahanın sağı solu önü arkası var. Gri de var. Var gri de var. Renkli de var. Evet. Bin bir renk var hem de. Hem de rengin bin bir rengi var. Ya Amerika'da gördüğünüz diziler Gördüğünüz filmler, milyarlar harcanmış yüzlerce sinema, Pentagon'u anlatan, askerin anlatan, dediğiniz gibi siyasını anlatan, başarısını, hırsızını, her nesini. Şimdi onları bir tarafta tutun. Bu kadar gördük değil mi? Kovboy filmlerinden yıllarca izliyoruz. Amerika'nın yurt dışına gönderdiği savaşça, savaşan askerleri, Afganistan başta gelmek üzere. Bakın geriye gitmiyorum, Kamboçya demiyorum, Vietnam demiyorum, Madagaskar adaları demiyorum. Diyorum ki Afganistan'dan başlayalım. Yani 79-81'den gelin Irak, Afganistan. Yakın, çok yakın tarih. Evet. Amerika'nın orada savaşan askerlerinin Amerika'ya döndükten sonra halini kaçımız araştırdı. Ben bir konu çıktı öyle merak ettim. Bunların yüzde altmışı Rıza Bey yüzde altmışı şu anda alkolik ve sokaklarda yaşıyor biliyor muydunuz? Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da, yurt dışında savaşan askerlerinin %60'ı şu anda Amerika'da evsiz, barksız, alkolik ve sokaklarda yaşıyor. Sokaklarda yaşıyor, kartında yatıyor. Peki efendim. Bize gösterilen filmlerde bu sahne yok. Peki. Peki.